Sevgili dostlar, yeni toplum, yeni insan serimizde e yine sizlerle birlikteyiz. Bugün bahsedeceğimiz konular dünya gündemindeki konulardan biraz farklı. Hem güncel hem de ne diyelim genel geçerliği daha uzun olan bir konuyu seçtik. Yardımlı ölüm konusunu seçtik bugün. Çok sevimli değil belki ama yeni toplumu anlamak için belki de çok kritik konulardan bir tanesi. Star Trek filmlerini, dizilerini izler miydiniz bilmiyorum. Bir zamanlar çok meşhurdu. Ben çocukken her hafta Star Trek dizisinin bölümü olsa da izlesem diye merakla beklerdim. Haftayı böyle çok büyük heyecanla geçirirdim. Star Trek dizisinin sonra sinema versiyonları da yapıldı biliyorsunuz. Final Frontier e ne diyorlar son sınır nihai sınır gibi çevirebiliriz belki. İsimli bölümünde Atılgan dizisine gemisini hatırlarsınız. Atılgan Enterprise gemisinin doktoru McCoy vardır. Bütün böyle sağlıkla ilgili konular McCoy'a götürülür. McCoy'un çok büyük bir acısı işlenir o Final Frontier bölümünde. Gemi doktoru Leonard Bones McCoy'un babası gençlik yıllarında David McCoy Do, çok böyle amansız bir hastalığa yakalanır. Yani ölüm muhakkak gibi bir şeydir. Çaresi yok işte bugün bazı kanser türlerinde olduğu gibi. Ve doktor olarak da McCoy babasının hastalığını iyileştirememenin sancısını yaşar. Ve en sonunda babası ona yalvarır der ki oğlum yani fişimi çek o bağlı olduğum üniteyi devre dışı bırak ve ben öleyim. Yani bir tür ötenaziden bahsediyor bu film. Ve en sonunda McCoy babasının yalvarmalarına dayanamaz. Hem onu onurlandırmak için hem de acılarına son verebilmek için fişi çeker. Ve babası ölür. Ama daha sonrasında çok trajik bir gelişme yaşanır. Doktor McCoy o hastalığın çaresini bulur. Yani çaresiz, amansız sanılan hastalığın çaresini oğul bulmuştur ama babasını da kendi elleriyle öldürmüştür. Evet fişi çekmeseydi babası hala yaşıyor olacaktı. Film böyle bir şeyi inceliyor. Kurgu tabii ki gerçek yaşanmış bir hikaye mi? Buna benzer yaşanmış hikayeler vardır belki. Bilmiyorum. Bugün konuşacağımız konu da otelazinin bir çeşidi olan yardımlı ölüm. İnsanları kendi elimizle öldürmeli miyiz? Hayatlarına son vermeli miyiz? Atları biliyorsunuz. Atları da yani kovboy filmlerinden en azından görmüşsünüzdür. Ayağı kırılan veya çatlayan atı vururlar. Hani atları vururlar diye böyle bir de deyim de var ya. Neden vururlar? Çünkü at ayak kırıklığına ilişkin tedavilere yanıt vermez. Ve acılar içerisinde kıvranır durur. Ay ayakta uyuyan bir canlı olarak atın yani 24 saati ayakta geçiyor neredeyse. Ayaklarının kırılması yaşamasını imkansız hale getirir, e getirir ve sonuçta At sahipleri şefkatin gereği olarak atlarını öldürürler. İnsanlarda da böyle durumlar var mı? Yani insanların da hani ayakları gibi kırıldığı zaman atların ayağı gibi vurulup öldürülmeleri gereken zamanlar var mı? İşte ötenazi böyle bir düşünceden ortaya çıktı biliyorsunuz. İsviçre bunun en çok bilinen e, örneği bunu yasalaştırmış olan yer normal şartlarda ne kadar büyük acınız olursa olsun Türkiye gibi ülkelerde doktordan ölümünüzü talep edemezsiniz. Doktor size bir zehirli şırınga yapsa cinayetten yargılanır. Ama şunu yapabilirsiniz mesela diyelim bir tedavisi var, aşı var mesela diyelim işte Covid döneminde yaşandı buna benzer bir şeyler e, diyelim bir iğne var o iğneyi olursanız iyileşeceksiniz. Bunu reddedebilirsiniz. Tedaviyi reddetme hakkı vardır hastanın. Buna da aslında pasif ötenazi deniyor. Ama aktif ötenazi bizim ülkemizde yasal değil. Pek çok ülkede yani ülkelerin hemen hemen tamamına yakınında bu yasal değil. Bunu serbest bırakan ülke sayısı hala sınırlı. Amerika'da da belli eyaletler buna müsaade ediyor. Her yer buna müsaade etmiyor. Şimdi bugün konuşacağımız konu biraz Kanada'da yaşanan bir tartışmadan çıktı. Yani ben e, izlediğim kadarıyla Kanada bu konuda en liberal yasalara sahip olan ülke. 2015 yılında bir yasa çıktı, 2016'da yürürlüğe girdi ve bu yasayla birlikte Kanada en liberal ötenazi yasalarından birine sahip bir ülke oldu. Buna ötenazinin bir çeşidi olarak e, yardımlı ölüm de deniyor veya yardımlı intihar da deniyor ama intiharı daha az tercih ediyorlar, yardımlı ölüm. Yani siz doktorunuzdan, hemşirenizden e, öldürülmeyi talep edebiliyorsunuz. Ama bu bildiğimiz klasik ötenazinin biraz ötesine geçiyor. Yani McCoy'un babası ölümcül bir hastalığa sahipti ve çok ağır acılar çekiyordu. Kanada'da böyle bir şeye gerek yok. Diyelim ki çok, bir hastalığa yakalandınız öyle çok büyük acılar da çekmiyorsunuz. Ama tedavisi yok. Ya yani Bir dilekçe veriyorsunuz. Diyorsunuz ben yardımlı ölüm talep ediyorum. Bu benim bir hakkımdır efendim veriyorsunuz ve bir hemşire işte şahit iki kişi de şahit oluyor buna sanki evleniyormuş gibi e, ve o iki kişinin şahitliğiyle iki doktorun tespitiyle değerlendirmesiyle evet bu kişi hastadır tedavisi de yoktur bu hastalığın kendisi de ölmek istiyor öldürelim diye bir karar çıkıyor. Ve böylece yardımlı ölüm, yardımlı intihar gerçekleşiyor. Kanadalılar buna made diyorlar. Ve bu yasaya müsaade eden, önce bir mahkeme kararıyla çıktı, bu 2015'te bir mahkeme kararıyla çıktı. Mahkeme dedi ki her Kanadalı'nın özgürlük ve güvenlik hakkı vardır. Güvenlik nereden çıkıyor? İşte çok büyük acı çekiyorsa, sıkıntı çekiyorsa bu sıkıntıyı sonlandırma hakkı vardır. Ve her Kanadalı'nın hürriyet, özgürlük hakkı vardır. Bu temel haklara dayalı olarak insanlar yardımlı ölüm alabilirler dendi. İşin açıkçası ben hani siyasalda hukuk dersleri alırken ceza hukuku hocamız böyle öğretmemişti. Şunu söylemişti bize, kanunlar kişiyi kendisinden dahi korur. İnsan kendisini öldürmek istese veya bir uzvunu kesmek istese kanun buna karşı bile, ya yani şahsın kendisine karşı bile o şahsı korur. Vücudun bütünlüğü söz konusudur. Mesela kolunuzu kesip satamazsınız, böbreğinizi satamazsınız gibi veya da intihar edemezsiniz. intiharda şey değildir. Ne der? Bir hak değildir denmişti. Ama toplum hızlı değişiyor. Ve bazı ülkelerde bu hız gerçekten diğerlerinden çok daha fazla hızlı. Özgürlük ve güvenlik temel hakları gerekçesiyle 2015 yılında çıkan yasa 2016'da tamamen uygulamaya başlandı ve bu geçen süre içerisinde bu yıl hariç 30 binden fazla Kanadalı yardımlı şekilde öldürüldü. Yani doktorlar veya hemşireler tarafından zehir zerk edilerek veya başka yöntemler kullanılarak öldürüldü. Evet, 2022 yılında 13.200 Kanadalı yardımla ölümü tercih etmiş. 13.200 kişi. Çok büyük bir rakam bakın bu. 13.200 kişi. Hani Gazze'de öldürülen insan sayısı 20-21 bin biliyorsunuz. Ama 2016'dan bu yana e bu şekilde ölümü tercih eden Kanadalıların sayısı şu anda 50 bine yaklaşmış durumda. Yani bu en son 2022'nin rakamı. 2023'ü de eklerseniz, bu yılın rakamlarını da eklerseniz 50 bine yaklaşmış durumda. Doktor veya hemşire yardımıyla öldürülen Kanadalı insanların sayısı. 2021 yılı verilerine bakıldığında 10.064 kişi bu şekilde yardımlı ölümle öldürülmüş ve bu o yıl Kanada'daki ölümlerin yaklaşık %3,3'ünü oluşturuyormuş. Yani her ölen 100 kişiden 3'ünden daha fazlası yardımlı şekilde öldürülüyor. Bir çeşit intihar tabii ki bu, yardımlı intihar. Gerçekten büyük bir rakam. İşin kötü tarafı veyahut da endişe verici tarafı bu oranın, rakamların her geçen gün artıyor olması. Ve yardımlı ölüm alabilecek kişilerin e, niteliklerinin sürekli genişletiliyor olması. Zaten şu anda Kanada'yı da ikiye bölen e, şu yeni, düzenle, yeni yapılan düzenleme. Yani daha öncesinde acı çeken insanlar, tıbbi olarak tedavi olamayacak insanlar bu haktan artık hak diyorum ama ne kadar haktır bilmiyorum bu imkandan yararlanabiliyorlardı. Ama bu yıl bu yasaya e, zihinsel engelli, akıl hastalığı olan kişilerin de ekleneceği açıklandı. Bu nasıl olacak? Prosedür nasıl işleyecek? Onu tam olarak bilmiyoruz. Şimdi hükümet bir takım prosedürler, e, rehberler hazırlıyor. Ama bunların uygulaması gerçekten çok zor. Yani zihin engelli bir insanın e, çevresindekiler diyecekler ki, bu zihin engellidir, düzelme ihtimali de yoktur. Ve bir psikiyatr, e, yani bir kişi iki kişi en son düzenlemeyle o iki kişi de bire düşürüldü. Bir değerlendirme yapacak. Diyecek ki bu şahıs şizofrendir veya da ne bileyim Alzheimer'dır. Ve bunun düzelme ihtimali de yoktur. Ömrünün sonuna kadar artık böyle devam edecek. Çünkü beyin hasarı var. İşte o beyin yeniden düzenlenemez. Yani bundan sonraki geri kalan hayatında 30 yıl boyunca bir koltuğa oturacak, altına işte kaçıracak. Efendim kendini bilmeyecek, etrafa saldıracak kimseyi anasını babasını çocuklarını tanımayacak. Bu şahsın öldürülmesinde sakınca yoktur diye rapor düzenlenirse ve ailesi de bunu isterse bu şahıs öldürülecek. Yani yardımlı ölüm deniyor buna. İşte bu çok tartışılıyor. Yani onun yerine bir şahsın öldürülmesi yerine başka birisi karar verebilir mi? Ya da şahıs hayattayken daha doğrusu hayattayken demeyelim de sağlığı yerindeyken böyle bir şey yazabilir bir dilekçe yazabilir. Ne yazacak dilekçede? Şöyle bir dilekçe yazacak. Diyecek ki ben işte bilmem kim bilmem kim ileride Alzheimer olabilirim. Yani herkesin başına gelebilir. Eğer Alzheimer olursam veya benzeri bir tedavisi imkansız ruh sağlığı hastalığına yakalanır isem beni işte yardımlı şekilde öldürün. Yani beni öldürün. Ben o şekilde yaşamak istemiyorum. Aileme çevreme yük olmak istemiyorum diye bir dilekçe yazar ise vakti zamanı geldiğinde de o dilekçeye binaen e, doktorlarda benzeri tespitte bulunurlarsa o şans öldürülecek. Hatta hatta şu anda 18 yaş altının da böyle bir hakka sahip olması gerektiği konuşuluyor. 18 yaş altı yani çocukların böyle bir hakkı nasıl olur? Yani çocuğa da soracaklar mı yoksa ailesinin iradesi yeterli mi olacak bilemiyorum. Yani insan insanın kurdudur demişler değil mi? Yani Alzheimer olduğu için ailesinden kurtulmak isteyen insanlar olduğunu duyuyorum. Yani bakamıyorlar. Keşke diyorlar bir an önce hak vaki olsa da o da kurtulsa biz de kurtulsak diyorlar. Ama bunu kendileri yapsa cinayet olur. Yani Türkiye şartları için böyle. İşte Kanada bunu cinayet olmaktan çıkarıyor. Bir hakka çeviriyor. Bir imkana çeviriyor. Ve bu da Kanada'yı ikiye bölüyor. Neden ikiye bölüyor? Çünkü muhalifler diyor ki ya siz böyle yaparak aslında insanlara intiharı bir normal yol gibi sunuyorsunuz. Hasta olmuş bir insan, zaten ümidi kırılmış, kolu kanadı kırılmış bir insandır. Siz ona ya tedavi olabilirsin, bu biraz zaman alabilir e, diyorsunuz. Bir de bir seçeneğin daha var, intihar edebilirsin. Gel biz seni öldürelim diyorsunuz. Ümidi kırılmış, ruhu e, yani ruhen çökmüş bir insanın intihara yönelmesi çok kolay. Bunu hükümet yaparsa, meclis yaparsa, mahkeme yaparsa, doktoru yaparsa. Bu kişi nasıl yeniden ayağa kalkacak? Nasıl ümit var olacak? Şifa bekleyecek. Zaten hastayken moral ne kadar önemli biliyorsunuz. Bazı durumlar vardır ben kendimden bilirim. Yani hastalanırım, doktora giderim. Doktordan çıkarken iyileştiğim olmuştur biliyor musunuz? Doktor ilaç yazar da ilacı kullanmadan iyileştiğimi hissettiğim olmuştur. Neden? Buna zaten tıbbi bir karşılığı da var bunun. Yani kendisini iyi hisseden beyin iyileşiyor. Ama siz ona intiharı önerirseniz o beyin nasıl iyileşecek? İntihar kesin ve kısa bir çözüm gibi görülebilir değil mi? ve Kanada'da şu anda doktorların intihar yani daha doğrusu yardımlı ölüm teklif etme hakları var. Türkiye'de bir hastaneye giderseniz doktor size ya arkadaş senin hastalığın çok uzun sürer böyle de yaşanmaz ki gel seni öldürelim dese bu suçtur. Her şeyden önemlisi görevi kötüye kullanma suçudur. Bunu yapamaz. Pek çok ülkede bunu yapamaz. Ama Kanada'da bunu yapma hakkı var doktorun. Yani hastasına, senin hastalığın iyi değil, bunun çözülmesi kolay da görünmüyor. Bu kadar çok çile çekerek bekleyebilirsin. Tabii hayat senin yani, acı çekebilirsin. Ama ben doktorun olarak sana yardımlı ölümü tavsiye ediyorum. Öl gitsin, kurtul, sen de kurtul, çevren de kurtulsun diyebilir. Yani gülerek söylüyorum çünkü trajikomik. Hani bu böyle güldüğüme bakmayın, trajikomik bir durumdan e, bahsediyoruz intihara teşvik edeceğini söylüyor muhalifler. Ya yani muhafazakarlar ölüm kültürünü teşvik ediyor diyorlar. Biraz daha gelenekler ve din belki e zaviyesinden bakarak sol muhalifleri ise siz diyor hayatı teşvik etmelisiniz. Ruh hastalıklarına çok para harcı harcanıyor. Siz buradan tasarruf etmek istediğiniz için böyle e zihinsel engelli insanlardan, e ruhi hastalıkları olan insanlardan kurtulmak istiyorsunuz. Bu yüzden onları öldürüyorsunuz, tasarruf ediyorsunuz şeklinde eleştiriler var. Hükümet ise diyor ki ya bu konuda mahkemenin kararı var. Hani biz ne yapalım yani yapacak bir şey yok. Evet sonuna geldik programın. Programın sonunda bir e, anekdotla, bir hikayeyle tamamlamak e, isterim. Clint Eastwood'u biliyorsunuz. Clint Eastwood'un bir röportajını okumuştum. Yanlış hatırlamıyorum diye düşünüyorum. Clint Eastwood hayatının bir döneminde işte neyse 40'lı yaşlar olabilir. İntihar etmeyi düşünüyor. İntihar nasıl edilir? En kısa yoldan hiç acı çekmeden değil mi? İntihar nasıl edilir? İşte silah varmış evde. Beylik tabancası mı derler? İşte silah varmış. Silahını alıp ağzına dayayıp ateş etmeyi düşünüyor. Özellikle beyne doğru alıp o anda birdenbire ölüm gerçekleşsin, ben de kurtulayım diye düşünüyor. Akşam vakti silah alıyor, ağzına sokuyor. Ağzına sokup tam tetiğe basacakken çürük bir dişi varmış. Ağzının içinde çürük bir dişi varmış. O çürük dişe denk gelince öyle bir canı yanıyor ki, silahı bir tarafa atıyor, kendisi bir tarafa koşuyor. Yandım anam yandım anam. Yani öyle bir acı ki, intiharı unutuyor adam. Hemen şey arıyor. Diş hekimi arıyor. Diş doktoru arıyor. Öldürsene kendini kurtulsana. Yok. Hemen koştur bir diş hekimi buluyor o gece. O diş doktoru da işte bir ilaç mı veriyor çekiyor ama ne yapıyor? Tedavisini yapıyor acıdan kurtuluyor. Adam da eve geliyor ve sabaha kadar deliksiz uyku uyuyor o acının verdiği etkiyle. Sonra ne mi oluyor? Ne zaman mı intihar ediyor? Hiç intihar etmiyor. Clint Eastwood intihar etmeyi unutuyor. Yani intihar anlık gelen bir şey anlık gelen bir duygu. Bu nedenle şimdi bu örneğe baktığımız zaman demek ki o dönemlerde işte tercihli yardımlı ölüm söz konusu olsaydı Clint Eastwood belki de böyle bir yardımlı ölüm yöntemine başvurup ötünez yaptıracaktı. Çünkü bu kavram öylesine genişliyor ki Kanada'daki en büyük sıkıntı da bu zaten. Kanada'daki sıkıntı şu yani sizin sadece tıbbi bir sorununuz olması gerekmiyor. Şu anda yani bu konuda ciddi bir lobi de yapılıyor. Deniyor ki bu bir haktır. Mesela yalnız olan insanlar var, tek başına olan insanlar var. İlla bir e, ne diyelim kanser olması gerekmiyor ki. Hayatı berbat, hayattan zevk almıyor, tat almıyor ve ölmek istiyor. Buna da diyorlar bu hakkı vermeniz lazım, yardımlı ölüm hakkını vermeniz lazım. Ve bu şekilde buna yakın düzeylerde hayatına son veren insanlar olmuş. Ve şu anda da kanun öylesine genişletiliyor ki, hızlı bir şekilde genişletiliyor ki, Yakında hiçbir sağlık sorunu olmadığı halde, hiçbir ne diyelim hani engeli olmadığı halde bu yöntemi kullanarak ölecek, kendisini öldürtecek insanların olduğu ifade ediliyor. Yine tartışmalı bir konu da şu. Şahsın mesela bacağı yok veya kolu yok. Diyor ki ben bacaksız yaşayamam yani. Hayatım anlamsız hale geldi. Bunun çaresi de yok. Takma bacak falan da takmak istemiyorum. Ben ölmek istiyorum. Bana yardım edin. Evet, Kanada şu anda ölümü tartışıyor. Ne kadar enteresan değil mi? Yani dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi Kanada. En sorunsuz, en yaşanılası yer neresidense bunlardan biri de Kanada çıkar ve zaten çıkıyor da. Ottawa, Toronto gibi şehirler en yaşanılası şehirler olarak sık sık listelerde gözüme çarpıyor. Ülkeler zenginleşiyor, ancak intihar oranları bu ülkelerde daha hızlı artıyor. Daha önce buna benzer bir program yaptığımda bazı izleyicilerimiz şunu söylemişlerdi. İntihar bir seçimdir, bir haktır. Akıllı adam, eğitimli adam intiharı seçer veya seçmez. Eğitimsiz kişi ise bunu aklına bile getirmez demişti. Bu bana biraz tuhaf gelmişti. Zenginleştikçe, geliştikçe ölümü daha mı çok arzular hale geliyoruz yoksa hayatın rengi, anlamı, manası daha mı çok kayboluyor? Mana kaybı. Evet yani asıl üzerine durması gereken konu bu herhalde. Bugün oldukça farklı bir konuyu ele almaya çalıştık. E, dilim döndüğünce sizlerle paylaştım. Sizler de yorum ve düşüncelerinizi programın altındaki yorum kısmında paylaşırsanız hem benim için hem de diğer izleyicilerimiz için son derece faydalı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız.